Arkadaşlar, hemen içeri girdim bugün. Şimdi Hüseyin'in işleri var. Söylene iş yapıyor. Şu kaydırak yerleri var ya çekmecelerin. Kaydırak değil, kızak. Ne? Kısık. Kaydırak, kızak. Aynı şey. Sonuçta kayıyor. Bak. Söylene. Burada bir şey söylemedim, dur. Ne? Ne oldu canım? Dur mu? Ay neler çıktı yine içinden ya. Bakın. Bunları şimdi hep ayıklayacağım. Burada. Ne oldu? Kırdın mı? Ne kırdın? Ne tamir et? Pozisyonun yere yapıştırmak için çok ideal. Ay şey tripodum sıkıştı ya. Yapamıyorum. Of. Niye böyle oldu bu şimdi ha? Ha. Bir uçan bir kaçan. Evet. Çok poşetim ve ben. Ay gondolu buldum zannettim tabaklarıma. Bu tabakları nerede bu arada? Koltuğun altına koydum. Bu da şeymiş. Altı geniş gelmiş. Hüseyin avize dedi bu. Nasıl bir avizeyse. Tamam işte o benim gondolun şeyleri. Yuvarlakları sen ortasına demir koydun. Neyin parçasını söktün? Ne oldu o zaman kırılanın parçası? Senin konuğun böyle miydi Allah aşkına ya? Nasıldı? Onda taşları vardı böyle. He, ben aldım. Anneme verdim. Akı! İçindeki demire var zaten. Olur mu bu ona? Neyse. Ama bir şey lazım olabilir. Gene atmayın. Burada ne yapıyordum bakın. Koymuşum mesela kenara. Ev yapıyordum ben bir de. Yapsana. Yapsana bakayım. Ben bunlarla ne uğraştım sen biliyor musun arkadaşlar? Bunlar tahta kaşıklar. Şöyle altı sert bir tabaka bulmuştum. Onu yapıyor. Sanki gözleri görüyor. Bunlar çöp şiş. Bunlar da tahta kaşık. Ben yaptım bunları. Buraya evi oturtacaktım. İşte bir yere küçük böyle minyatür yani minyatür ev yapacaktım. Böyle şeylerin çitlerini falan. Gene de yapacağım. Vereceğim onu. Bakın asıl iş nerede ama biliyor musunuz? Bunlar şey kürdan. Bu kürdanları ben oydum. Böyle falçatın ucuna bıçakla böyle kaç tane hazırladım. Ucuna da şey yapıştırdım böyle yuvarlak halka. Bunlar böyle bahçenin şeyleri olacaktı. Şeyleri böyle çitleri. Ya kürdanları bile oyup oyup. Bunları hep böyle zor oluyor. Sonra bu çöp şişe bunları yapıştırdım böyle. Bir yapıştırıcı var. Sprey var bir de böyle. Spreyi sıkıyorsunuz hemen donuyor. Böyle. Ama tabii çok ince uğraş bunları oymak falan böyle bayağı bir günümü aldı yani. Sadece onları hazırlamak. Sonuç itibariyle demek ki altyapısını hazırlıyordum. Bunu atmam valla. El emekleri bunlar. Şimdi hala bitiremedim. Ne? Bizim para. Hüseyin. İtiraf et. O ne kadar orada açıkta kaldı çekmece. Gelip yapmadın. Ben elimi şuna dolayayım. Niye? Yanlış takmışsındır. Aa ne buldum. Bakın arkadaşlar. Aa bunları unutmuştum ben. Yazın böyle elbiseyle çok güzel oluyor. Beyaz bir elbiseyle. Ondan sonra ya böyle ince böyle severim. Tek olacak ama. Bileklikte. Kolye de böyle tek sevmiyorum. Anladım Bunları seni. alayım ben. Ondan sonra. Tabancamı alayım da. Yüzüklerim var. Bizim herkese gösterme altın yüzüklerini. Ben de mantıklı olmuyorum. Çekilebilirsin.
Yüzüklerim var arkadaşlar. İki tane bir de gevşeceğim. Ben de sıkacağım birazdan. Mavisim unutmayayım diye. Unutmuşsunuz şimdi sen. Benim sıkmam bir şeye de benzemem. Ben kaçtım. Blöfçü değilim çünkü bakın. Arkadaşlar. Kaybol. Bir de kahve yap bana giderken. Yüzüğüm nasıl arkadaşlar? Bundan takım yapıyordum buna. Yani. Kahve yapmanın için. Kahve yapar mısın bana İrem? Hadi benim güzel kızıma. Çok incik cincik var. Ama seviyorum yani. Meşgul oluyorum bunlarla. Kızın yapamam mı? Aç şu canım. Açar mısın? Karanlık oldu. Gözünü aç yavrum. Benim açar, açar mısın? Aç. Açmıyorum. Kalk aç. Bunları niçin almıştım acaba? Masa mı olacak? İrem'in şey, etkinlik işte. Zamanları okulda aldım. Ben gülüm. Güle güle. Seviyor musun? Hayır. Beni seviyor musun? Hayır. Hayır mı? Evet. Ben seni sana hiç sevmiyorum. Duygularımız karşılıklı. Onu inim inim inletirim. Kızdırdı beni. Bir çekmece takacak bana söylene söylene. Ne işe yarıyorsun evde? Ben mi yapayım onları? Ellemem, elimden gelir yapmam ama. Böyle aylarca bırakırım onu. Bir şey koptu mu da kırıldı mı da yapmadın yenisini aldırtırıveririm. Herkes bilecek içini. Ay çok incik incik şu ne? Her şey atılmaz arkadaşlar. At sıpıt at sıpıt olmaz. Görümcem şöyle bir çikolata kutusuydu bu. Öyle söylemişti. Hem Eltime hem bana birer tane verdi. Bu kapaklar tek tek çıkıyor. Hepsi çıkmıyor. Mesela buna işte değişik değişik boncuklar koydum. Şimdi bunlar tek tek çıkıyor arkadaşlar. Çekmece takımını mı atamıyorsun? Hı anneciğim. Çekmece takımını mı atamıyorsun? Tamam mı? Düzenleme yapıyorum. Her tarafı ondan sonra sizi düzeni bozdum diye. Şunu da koy anneciğim. Bunu da boncuklu. Ama bir daha bu konuşma yapacağım size zaten. Asla benim elim değmeden sizin çekmecelerle işiniz yok. Sizin işiniz o zaman kırtasiyelerle. Otururken bir şey getirecekler ama tatlanma zeytin. Dünküne benzemesin hiç kimseyi kabul etmiyorum bugün. Bir tadına bakayım. Hı? Ya çekiyorum ya. Ağzım içmedi. Güzel. Benim onun suyunu da içerim. Güzel şimdi. Ama pazarda aldığımız çizik zeytinler daha şey. Ben bunu ama içeceğim. Şey güzel yani. Suyunu da içeyim mi? Bim'den arkadaşlar. Çizik yeşil zeytin yazıyor. Aa. Ne olursa olsun vallahi bitireceğim ben bu işi. Ya şaka bir tarafa. Bunu da seviyorum. Bir günde iki günde zaten bitecek bir şey değil yani bu. Çünkü koca günümü ayırmıyorum zaten. Şöyle siyahlı yüzükleri de çok severim. Mesela düz siyah giydiğimde böyle taşlı mesela siyah olacak ama taşı olacak. Ya da hematit taşları var arkadaşlar. O hematit rengine bayılıyorum mesela böyle füme tarzı. Bunların anısı olduğu için genelde böyle paket içindedir. Kaybolmasın diye birinden biri. Çünkü bunlar benim annemin hediyesi. Birkaç yüzüğü daha var onun. Ta kaç sene evvel almıştı bana. Gümüşü sevdiğim için gümüş yüzükleri annem genelde yolumuzu çeviririz çarşıdan. Hemen bakardım gümüşçüye girmişiz. Şu ayağımda bir hal vardır. Biliyor musunuz kaç seneden beri ayağımda. Sonuçta ben yıkanırken o da yıkanıyor. Çıkarmadım. Onu da annem çünkü aldı bana. Genelde annemin aldığı şeyleri çok şeyi veririm hani böyle. Kıymeti veririm böyle hatıra kalsın diye. Ve de genelde ilk aldığı şeyleri.
Herkesin öyledir tabii ki de. Tabii benim babam rahmetli olduğu için insan aslında daha çok değer kıymet biliyor arkadaşlar. Kimleri hiç ağzımı açmadan yapmam lazım muhabbet diye insanı tutuyor. Ben telefonu bile dedim şimdi çalarsa çok önemli olmadığı takdirde açın telefonu bana getirmeyin. Söyleyin önemli macin böyle konuşacağım. Çünkü her zaman diyorum ben bir iş yaparken ikinci bir işi yapamam. Mesela telefonla konuşurken hatta bir videomda kayınvalidemle konuşuyorum mutfakta. O mutfakta kaç kere bir şeyi iteklemişim mesela düzeltiyorum falan. Böyle bir içeri gidiyorum bir dışarı geliyorum. Böyle ne yaptığımı bilmiyorum yani. Bilinçli değilim telefonla konuşurken. O yüzden genelde işim bittiğinde böyle dönerim. Eğer muhabbet sohbetse telefonda. Kahvemi yaparım öyle o şekilde telefon bitene kadar. İkinci bir işe veremiyorum kendimi asla. Mesela hayatım telefonda konuşarak mesela iş yapar genelde. Ben yapamam. Ben yapamıyorum. Evet. Bunlar önemliydi arkadaşlar. Bu çekmece kısmı bu ufak tefek incik cıncıklar. Aslında ev hanımlarına en oyalayacak evde şeyler. Ben düzen kurmuyor muyum yani şimdi mi kuruyorum düzeni? Hayır. Onlar genelde bir sepetin içine koyarım. Sepetimde camın altında bir sepetim var benim. Ama İrem benim ele. Hakkı da var da İrem çok karıştırır. Hele böyle benim şeylerimi, makyaj ürünlerim olsun kız bile zaten öyle şeylere meraklı oluyorlar. O incik cıncıklarım ben de kızıyorum diye zaten gördüğüm zaman görmediğimde yapıyor. Mesela içeri geleceğim ya arkasına saklıyor onu unutuyor oraya mesela bir yere sokuyor. Öyle 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 kaç kere eli değiyor onun. Ama benim huyum değil. Bir şey alayım bir yere koyayım sonra koyarım yapmam onu. Çünkü yerini biliyorum ya. Giderim hemen oraya koyarım çünkü kaç sefer uğraşıyorum bunlarla uğraşmayayım diye. Mesela böyle böyle kapları aldım gene pazardan. Bunlar aslında hani lokum falan böyle sunumluk arkadaşlar. Hani kahvenin yanında lokum koyarsınız. Ben bakın mesela şey almıştım. Böyle taşlar almıştım. Renkli renkli işte jel mumlar için kullanırım diye. Böyle görsel bir etkinlik bir şey yaparken kullanırım. Ve ufak bir obje alırım bu renkli taşları içine koyarım diye. Mesela ben bu ünitenin şimdi o şeyleri kaldıracağım. Defterleri falan hepsini oralarını açık bırakacağım. Şey düşündüm sabah. Oraya kapak taktırayım ya da boşaltayım böyle objeler falan koyarım olmadı. Bir düzeni sağlayacağım tabii ki de dolap falan da şimdi değil ama. Şimdi bu pandemiyi atlatalım bir önümüzde görelim açıkçası. Şöyle 500-600 lira bile para çıksın istemiyorum şu anda cebimden. Dolap için olsun bir şey olsun. Yani şu anda nasıl idare ediyoruz yaşıyoruz. Önemi görmek istiyorum arkadaşlar açıkçası. Daha sıkıntılı günlerimiz olabilir. Şimdi öyle bir şey alırsam mutfağımdan kısmış olacağım. Faturamda zaten şimdi açıkçası zor bela gidiyoruz. Hani yani dengi dengine böyle kısaslayarak gidiyoruz. Açıkçası mutfağımdan da kısmak istemiyorum daha fazla. Ne bileyim peynir alırken şöyle küçük bir örnek vereyim mesela. Kaşar peynirimi aldım. İşte süzme peynirimi aldım. İşte şu tel peynirden de alayım. O yuvarlak peynirden de şu peynirden de. Mesela öyle bir alışverişimiz yok. Genelde zaten uygun yerlerden yapıyorum alışverişimi. Hani biliyorsunuz Şok Market işte A101, BİM. Tabii uygun diye de hepten yani mesela BİM makarnasını hayatta alıp da yapmam ben. Bir kere yaptım onu öyle çamur gibi oldu yani. Hiç beğenmiyorum ben BİM makarnasını. Hiç şeyden alıyorum. Mesela arpa şehriyesini alırım. BİM'in arpa şehriyesini pilavları kullanırım. Bir de arpa pilavı yaparım. Çorbaları kullanmam. Olmuyor. Öğülüyor çok arpa şehriyesi. Onu da giderim Şok'tan alırım mesela. Makarna alacağım zaman Hüseyin de biliyor ki artık. Alışveriş bitti mi gideriz. Şeyden Şok. Ama evet. Şok'tan alırız makarnayı mesela. Yani genelde böyle uygun yerlerden alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Hani mutfağımdan kesmiyorum.
işte bir üst alacaksam giderim pazarı tercih ederim. Paris'e eğer hani bir yere gidilecek kıyafetlerim olursa gider tabii mağazada alacaklarım da oluyor. Pazardan alacaklarım da oluyor. Ama genelde mağazadan alışveriş yaptığım zaman onu her dışarı çıkmamda mesela kullanmam. Bir yere gideceğim zaman işte bir misafirliğe ya da uzak bir yere gezmeye gittiğimde açıkçası böyle insan içine çıkacakken genelde mağazadan aldığım kıyafetlerle çıkarım. Onlar da zaten askılarımda durur. Pazardan aldıklarım da hani günübirlik ya evde giyeceğim şeyler oluyor. Mümkün. Yani mümkün mertebe biraz idareli olmaya çalışıyorum. İşte 300 liraya bir model görüyorsam bir ayakkabı. Aa, bakarım mesela 100 liraya da var o. Araştırırım zaten hep dediğim gibi uygun yerlerde gidip alışveriş yapıyorum. Oradan alırım. O 200 lirayı da işte ne bileyim çocuklara dışarı terliği mi alırım artık? Ne bileyim eve banyo terliği mi alırım? Hani o açıkları kapatmaya çalışırım. Şimdi böyle bir tutum aslında şeyden değil. Aslında bir de alışkanlık kazanıyor insan. Gerçekten. Bir zaman elinizde her zaman şey değil yani kıtkını attığı insan. Yeri geliyor elinde para oluyor yani. Bir anda. Ama para var diye ama şimdi para var borcum da yok. Gideyim şey yapamıyorum mesela. Bir kere şey almıştım ben ne aldım? Mont almıştım pahalı. Aa, eve geldim sonra ben onu vicdan yaptım mı? Vicdan yaptım. Hani bildiğiniz. 40 yılın başa gidip bir para verdim. Ondan sonra ben gittim o montu değiştirmeye. İşte orası olmadı dedim. Burası olmadı dedim. İade kartı vardı. Gidip uygun bir şey aldım mesela. Alışkanlık kazanıyor insan demek ki. Vicdan yapıyorum. Anne. Ne yavrum? Nasıl yapalım? Şöyle diksene. Evet ya. Ondan ayırdım ben zaten. Bir şey yok. Altı patlamış çantasını. Böyle. Kullanırsın da bekliyor musun? Evet arkadaşlar burada da bir eczah dolabım vardı. İçeri ben montele çektim onu Hüseyin duvara. Ama şey yaptım. Ama yaptım diyorum yapacağım. Ahşap boyasını boyayacağım arkadaşlar. O yüzden indirmiştim bunu. Bunu da böyle 10 dakika 15 dakika içinde canım sıkılmıştı. Otururken akşam. Sarımsak şeylerini atmam ben. Şu püskül taraflarına bir kenara koyarım. Eskiden beri çünkü böyle huyumdur. Yaparım bunu buzdolabı poşeti. Bir de bu tespih ipi sert. Pamuk koyuyorum içlerine. Sıkıyorum böyle bu şekilde sonra onu pamuk koyup yuvarlak. İple de böyle çevreliyorum arkadaşlar. Bakın daha bitmedi tabii ki bu. Ondan sonra dilim şeklini verip böyle sarımsak püsküllerini de yapıştırıyorum yapıştırıcıyla. Şimdi buralarına da yapacağım. Böyle dolduracağım o sarımsakları. Püsküllere de yapacağım. Böyle kutular satılıyor. Milyoncularda. Ufak ufak bölmeli kutular böyle. Kapaklı yine. Aslında o kutulardan edinip boncuklarımı oraya koyup kapaklarını kapatıp böyle iki tane kutu alsam bana yeter anneciğim. Bizden bile kapı açılabilir. Ama senden rica ediyorum. Asla bana sormadan elleme anneciğim. Çok karışmış. O boncukları da alayım senden. Şimdilik kalsın bunlar burada. Anneciğim boşaldı bana. Bu kadar. Aman ben de rahat durmuyorum ki. Ben de rahat durmuyorum. Gördüm bir de dayanamıyorum. Hadi bakalım kolay gele arkadaşlar. Artık ben buranın böyle yavaş yavaş düzenini sağlayayım. Sağladıktan sonra çekim yaparım. Biliyorsunuz ki bu işler zaman alacak. Ama şimdi tabii burayı yaparken de yani sonuçta yemek var, mutfak var, çamaşırlar yıkandı asacağım şimdi falan filan. Buraya koca gün ayıramam. Böyle günün bir saati, iki saati böyle böyle tabii ki de yaptıkça, elimiz gittikçe düzen sağlanacak. Sonra gene bozulacak. Sonra gene yapacağız. Böyle böyle gidiyor işte. Hep aynı şeyler. Bir kere yaptığınız gibi kalıyor mu yani bir şey? Kaç elden geçiyor hep. Mutfaktan pay için. Mutfakta hep elimiz mutfakta. Her gün oradayız.
Yiyorsun çıkıyor, yiyorsun çıkıyor. Bu da kullanıldıkça bir şeyler dağılıyor yani. Videoyu kapattıktan beri, 2 saatten beri de buradayım. Hemen yeni örtüleri silkeledim. Yerleri süpürdüm. Koltukları toparladım. Güzelce ne? Hem koltukları da açtım, araları yine gübür doldu. Valla benim şarjın az izleyine uğradık. Arkadaşlar, Hüseyin telefondan çekiyorum. Afiyet olsun çocuklar. Sağ ol. Mayonez mi döküyorsun? Biber diyeceksiniz. Tamam mı? Patates kızarttım arkadaşlar. Ya ben bunları biliyorum. Biraz kırmızı biber. Birkaç Charleston. Bu o gün açtırdığım bagetiler böyle de iyi pişti. Demek ki çizik atsaydı böyle bile zor pişti yani. Bayağı bekledim. Hüsnü, pilavın sunumu nasıl canım? Bugün sana sunum yaptım. Biraz onu dağıtırım ben. He? Ay ne kadar kötü şey kamera. Neyle oynadınız bunu? Birdenbire karıncalar bastı. Baksana. Oynamışlar nasıl çekiyor.
Bilmiyorum ben. Kaç milyon tane baloncuk var ya bir reklam. Kaç milyon tane karınca. Nikahım da nikahım. Benim şarjım da olsun. Zaten veda etmeyeceğim arkadaşlar. Hayır etme. Çocukları bayılttıktan sonra kahve içeceğiz. Değil mi? Romantik bir kahve ister misin? Ama sen ne yapacaksın? Senden önce romantik olur ama neyse. Ay valla ağzımın hareketleri bile bak geriden geliyor. Nirem'le krem sürüyoruz yüzümüze. Aynen. Kış için arkadaşlar nemlendirici. Bunu farmasiden almıştım. Evet. Bu da güzel böyle nemli bırakıyor. Bayağı. Yerimi de cildi bana çekmiş kuru. Gel. Daha var kremlerin. Vallahi sürdükçe yiyor yani ya. Ne kadar kurumuş cildi. He? Yapındın mı? Ay yüzümün rengi geldi. Bak senin de hala var kremlerin. Yok. Annesinin prensesi. Annesinin güzel prensesi bu. Prenslerim de var, prensesim de var. Senin, ben de ana kraliçe. Senin kralın bile var manyak. Annesinin kızı. Hadi eli. Prensesiniz mi sen benim? Daha büyümediniz, daha miniciksiniz. Kasıla basar mısın yavrum? Bunların hesapta uyumasını bekledik. Saat 12.10 var hala da ayaktalar. Yani. Vallahi beni bile uyutup işte şimdi iyice uykum gelir. Bir de ben şey istiyorum biraz kıstırmalı bir toka. Balık sırtı yapmayı öğreteyim de sana bağırıyor saçlarıma. Beni kobay olarak kullanabilirsin. Babanıza takıyorsunuz tokaları. Şu babanın bir tane de tokaları ismini koyayım. Küçük yetişen Seboş'umu mutfağa yolladım şimdi. Seboş. Seboş. Kız adını öğren artık. Seboş. Duyamıyorsun, duymuyor, cevap veremiyorum diyor. Adını biliyorsun ama değil mi? Sebahattin şey neydi o? Sebastian'ın yavrusu. Seboş. Sebahattin diyecektim de. Üstüne. Muzaffer de ya. Muzaffer diye bir kadının ismi var biliyorsun değil mi? Var, çok var. Sebahattin var mı ki? O nereden çıktı ağzından? Hiç tanıdığım da yok öyle bir isim. Sebahattin. Teşekkür ederim. Benim yaptım. Gel böyle yanıma. Aa, şimdi video çekti diyor öyle vereyim diyor kahveyi. Var mı başka kız? Yok. Ne yapalım biz de sizle sohbet ederiz. Bak pirincin de burada kalmış. Şunu al masaya koy diyelim sen. Koyun sonra onu bir dona. Yoğurt kovalarını da attık. Ne güzel koyuyorum pirinçleri. İyi oluyordu. Şimdi bir şey daha isteyeceğim. Ama ben şimdi oturdum artık tamam. Allah mesai bitsin artık. Saat 12.05 var be. Ne çalışıyorsun sen? Ne zaman? Yok ya ne yapıyorsun? Yok çalışıyor musun? Valla başım şey ağrıyor ya. Çok bugün vallahi koşturdum. Masayı paya sallama. Çekmecede şey var. Hani birinden aldığım bir gofret var ya. Hı. Büyük. İki katlı böyle. Onu getir de yek bari. Yek. Yek. Gidek. Yapak. Yarın da bunu kalk, kalk, hadi. Toparlamaya çalışacağım. Aa yok canım. Duyuyor musun? Evet. İşi yönlendiriyor beni yani bu dolabı çocuğa Seboş diyorsun ya. Asıl Seboş sensin. Doğru. Ana hapsi. Ama vallahi yorulmuşum. Şimdi duşa alınca da insan iyice yorgun. Şimdi kahvemi içince tamam. 22 helvası canım istemişti. 22 helvası yapacaktım. Yok yok kalkmam da. Hadi İremiko. Gofret yiyelim şimdi. İlle canım istiyor her gün olmasa da iki günde bir. Ne yavrum? Şöyle arkadaşlar iki tane çıkıyor içinden. Oslo. Oslo markaymış değil mi? Al yiyeceksen.
peçeteliklerimizde üstümüzü örtelim. Ay, bir babanı kazandıramadık böyle alışkanlıklara. Dağınık babanı. İrem yesene sen de. Hüsnü. İstiyor musun? Gofret. Ben dandik şeyleri yemiyorum. Kapayınca gömülürsün şimdi. Ne yiyorsun? Uykunuz var mı? Senin uykuları yokmuş. Yani. Sabaha kadar bunu iş yapıyorsun var ya, oraya git buraya git, onu yap şunu yap diye hiç. Al ayağında sallam. Hı? Evet mi? İçeri gidiyorum şimdi, yanlarına uzanıyorum. Ya saçlarını okşuyorum uyutayım diye. Allah rahmet eylesin. Hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. Neydi o? Davara mıydı? Hani Adil'in Arşit annesi sallıyor onu. Annesinin sinirini söylüyor. Böyle uyutmaya çalışırken kendi uyuyor. Aynı ben. Onları uyutmaya çalışırken ben uyuyakalıyorum hep içeride. İyi bir şey yapıyorsun, ondan cevap vermiyorum. Duyuyor musun? Mahsus, ilgilenmiyorum. Haklıya mı gönderiyorsunuz benim yanıma? Aynen. Daha diyemeyeyim mi bana? Eksik gerlemiyor. Konuşursun belki. Hüsnü. İstemiyor musun ya? Aa, çok güzel. Çikolatası şey bayağı yoğun içinde. Bu da kahveyle çok güzel gidiyor. Benim Kıbrıs tatlım da olması lazım, yarım kutu. Yemediniz mi ona? Benim Kıbrıs'ı hiç işim olmaz, hiç sevmiyorum. Biz Adıyaman yiyoruz. Kıbrıs'ta işim olmaz diyor. Bak Kıbrıs çekirdeğini yedin ama sabah. Onu yedim. Niye yemiyorum artık? Artık yemeyeceğim. Anne yiyorum, en altta küçücük çekirdeği çıkıyor. Hep kabukları geliyor. Eski Japon çekirdekleri gibi değilmiş ya. Ben de pek beğenmedim onu. Güzel değil. Bu mini kırtlak. Yiyecekten ye. Boy ne ye. Boy yiyecekten ne mi var bu? Bak. Bak. Ha, bak. Kızına. Ya kaşık da getir bari. Kızın da aynı. Aynı sen. Bak benim oğluma. Kaşık var onda. Rejim yapıyor. Yok, onu istemiyorum. Ha. İşi gücü boğaz. Ne demek? Hem onu hem onu mu yiyeceksin? Evet. Kedim hikayesi misin? Uyuyamazsın kızım, uyuyamazsın. Nasıl uyurum valla. Tatlı yiyince zaten uykum geliyor benim. Ulan bir daha o yorumlarda rejim yap, eritesinler, bak ben ne diyeceğim sana. Ben canım isterse yaparım. Hop götür. Ya. Bu göbeğine bakıp konuşuyor musun be? Kaç santimsin, ölçtün mü o göbeğini sen? Pardon ya. Sanki ben takılıyorum böyle konuşmalarda. Önce kendine bak, konuş. Bunun içindeki şeyi çözemedim. Ne var bunun içinde bu? Böyle takır takır. Ceviz mi bu? Ya ceviz de efendim. Fazla da böyle çıtır çıtır değil. Ama... Şunu çözemedim ne olduğunu. Ben bağlamıştım, onu çözemiyorum. Bak. Bir kısırlık var. Ceviz de var. Ama cevizi ince çekmişler. Şuradası ya. Bak. Bunlar ne? Vallahi neyse ne. Götür. Al. Şundan vereyim. Güzel. Ama ağza sonradan bir şey oluyor. Bir şey olmaz, ne var? Bana bir şey oluyor mu? Al. Üstündeki şeyi daha çok beğendim. Üstünü yarın alsana bize bir şey. Kadife tatlısı. Üstünü daha çok beğendim anne. Evet. Ruh halime göre değişebilir. Yarın pazar. Ne olmuş? Pazarda. Aşağıda markete gidilmiyor mu? Aşağıda insan yok, insan. Ne yapacaksın insanı be? Sohbete mi yolluyor seni? Tatlı alacaksın, geleceksin. Sen git al kızım. Sen git al. Ben gidiyorum. Ben hiç gidemem. Market ayağının altında. Ama nerede ayağının altında? Hemen yokuş başı. Hemen yokuş başı. Git bakayım.
Ben yukarı Semih abiye gitmiyorum bakkala. Aman eğilirsin ya. Vallahi eğilirim ben bu kilogramı almak için bak. Ne kadar gayret gösteriyorum. Para bunlar. Ziyan olmasın. Bilmiyorum. Aynı kızın da sana çekmiş. Sen de rejim yapıyorsun yavrum. Gece rejimi. İki yumurta kırayım size. Karnınız açtı belki. Açmıyorum. Yok be. Sen ne zaman? Yemekli yediğin lokmaları sandım. 1-2-3 bilmem ne sonsuz. İrem ben şoktayım. Sanki görmedik o tabakta diğer kasetin aldığın tabağını koydun içeri. Şey yapma diyorum sana. Sen bak. Filinta gibisin. Bir içim su. Yunus balığım benim. Şeyim benim. Senin babaanneme şikayet edeceğim. Evet. O ne? Fok balığı. Oh iyi geldi ha. Ağzımız tatlandı. Elin işte gözün oynaşta seni dinle. Kim söylüyordu şarkıyı? Ben. Çekirge. Annem böyle bir lafı vardı. Çekirge deyince aklıma geldi. Çekirge biz böyle kızıklar üçüncüsünde. Ayağa takılıp düşer. Ya nasıl ağlatırım o çekirgenin. O zıplayan çekirgenin bacaklarını kırarım. Hoplaya hoplaya gelin çocuklar. Yeter. Yine afiyet olsun yavrum. Can boğazdan gelir. Kesinlikle. Bak anana. Hiçbir fırsatı kaçırma. Hiç. Hiç. Yiyecek olsun yeter ki. Bizde bir laf var. Sofra buldun mu otur, sofa buldun mu kaç. Aşkım ne yapıyorsun bunlar ya Hakkı? Hakkı. Gel gofret ye. Çekim yapıyorlarmış. Boynu yiyorlar oğlum. Faturam da gelmiş. Doğalgaz faturam. Geç kaldı. Hakkı kapat yan kapıyı. 144 TL. Hiçbir şey silkelenmez gidiyoruz ya. Ne? Ne değil. Cemil abla da öyle diyor. Geceleri yarısı dökmeyin. Kötü diyor. İyi değil. Evet. İşte niye diyorum cevap yok. İyi değil diyor. Biz silkelenmez işte gece. Nedeni ne? Ödemelerinizi zamanında yaptığımız için teşekkür ediyorlar bizi izleyin. Çünkü zamanında yapmazsak. Kesiyor zaten. Evet Hakkı Efendi de geldi yamacımızdan. Şimdi siz oturun babacığınızla. Ben içeri kaçıyorum şimdi. Nerede spor mu yapacağım? Uyuyacağım. Uyuyacağım mı? Evet. Ben artık ederim. Tamam. Al çocuğuna git. Hadi. Al çocuğuna git. Babasının yanına. Hadi. Yeter baba. Ne ama ne? Ne yapıyorsun? Hadi yener. Benden bu kadar. Videoyu sonlandırıyorum. Yoksa artık sabaha kadar da beraber şey yapacağız. Daha uyuklayacağız burada. Daha iyi çalışacağım. Edit'i sabah kalkarım yaparım artık. Yarın öyle edit yapmak. 5 dakika iş mi? İstemez istemez. Yatıyorum ben. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Tat diye.